Evet hocam. Buyurun. İyi akşamlar. Şimdi bir kere ligin son 5 maçını kazanmış ve hak ederek kazanmış. Yaş ortalaması en düşük. Koşu mesafesi yüksek. Şiddetli koşu hem hücuma hem geriye dönüşleri yapabilen. Savunmada da hücumda da planları olan bir takım. Bu maçın bu şekilde zor geçeceğini hafta başında oyuncularımla da paylaştım. Özellikle taktik çalışması yaparken rakibi 3. bölgede nasıl baskı yapacağız? Ki bunu ilk yarıda oyunun başlangıcıyla beraber çok doğru uyguladık. Ve buradan golümüzü de bulduk. 2'yi de bulabilirdik. Kaçırdık. 3.sü de fırsat önümüze geldi. Kaçırdık. 2. bölgede nereyi kapatacağız merkezi? Nereye yönlendireceğimizi çalıştık. Ve 1. bölgede yani bizim bölgemizde de ters ayaklı oyuncuların yaptıkları ortalar, kısa ortalar ne tarafa yönlendireceğiz? Merkeze nasıl pozisyon alacağız? Hepsini çalıştık. Ve bugün takım savunmasında oyuncularım hakikaten inanılmaz derecede savunma bizi, hep söylüyorum, takım savunması bizi şampiyon yapacak ve topa sahip olma. Bunu ilk yarı itibariyle daha iyi yaptık. Geçişlerde bazen çok çabuk geri dönüyorlar. Bir an pasını atamadık. Girdiğimiz pozisyonlar var. Rakibe de kenar ortasından doğru durmamıza rağmen seken toptan dolayı verdiğimiz pozisyon vardı. İkinci yarıda rakip tamamen oyuna çok genişlik verdi golü yedikten sonra da. Oyunun bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Ama gene dediğim gibi önden ta geriye kadar takımın dörtte birine sahaya sıkışması, kenar ortalarda doğru pozisyon alması, merkezi kapatması. Rakibi evet topa sahip oldular. Bir direkten dönen topları var. Oyunda biraz daha anları daha doğru oynamamız gereken bir ikinci yarı yaşadık. Çünkü topa sahip olduğun zaman erken kaybedersen genç takıma karşı yüksek nabızla oynamak kolay değildir. Bazen bunu doğru yaptık. Bazen bir an evvel 2'yi bulmak için final paslarını erken attık. Topa sahip olup gezdirmede uzak kaldık. Ama dediğim gibi geri dönüp final paslarını çok iyi yaptılar. Ligin boyu kısalmaya başladı. Galibiyet çok önemli. Bugün ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen 2 takımından bir tanesiyiz. Çok sağlıklı gidiyoruz. Özellikle her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Ama biz sahanın içinde hiçbir şeye gözümüz kapalı sahanın içindeki mücadele ve oyunun içinde olmamız lazım. Yani bugün Bruno'nun atılmaması lazım. Eksik kalmamamız lazım. Oyunun son dakikasını 88'i, 80'i, 83'ü doğru planlayıp oyun içinde doğru davranmamız lazım. Ama oyuncularımın inanılmaz derecede kulübede, oyunun içi de rakibe çok fazla bir şey vermeden belki. Ama oyunda hep hissettirdi rakip bize iyi olduğunu. Kazanmak son derece önemliydi. Onun için onlara teşekkür ediyorum. Rakibe başarılar diliyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftarımıza geçen hafta verdiğimiz mesaj bugün 40.000. Bazen oyuncuları soruyorlar eksik. O var, bu var, ne yapacaksın diye. Hiçbir zaman bunları söylemedim. Çünkü biz burada kendi evimizde taraftar sonuna kadar takıma destek verdiğinde 12. oyuncu gibi bizle beraber oluyorlar. Bugün onlara, taraftarlara teşekkür ediyorum. Maç bitene kadar, sonuna kadar takıma destek versinler. Süre, zaman daralıyor. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız inşallah. Evet. Sorularla devam edebiliriz. TRT Spor'a Ahmet Can Hocam tebrikler. Stoper arayışınız vardı. Öte yandan yine Bursa Spor'dan Taha Altı Kardeşler gibi genç bir oyuncuyu takıma kazandırdınız. Transfer sezonunda bitmesine sayılı günler var. Bu arayışınız devam ediyor mu? Yerli ya da yabancı olarak? Yabancı olarak edemiyor ama şu anda doluyuz. 13+1 yani 13+1 derken 97 ve üstü olması gerekiyor. 14. yabancının. Timo o oyuncu olarak kullandık. Yabancı boşalmadan yabancı içine katamıyorsun. Yerli oyuncularla da ilgili bütün temaslarımız yapıldı. Ama şu an itibariyle oyuncu almak için oyuncu almayacağım. Doğru oyuncu varsa alacağım. Ama şu an itibariyle sanki tıkalı gibi duruyor. Lens bile oynuyor. Ahmet Can geçen hafta iyi oynadı. Elimizde var. Daha evvelden takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Onu da bunun içinde göreceğiz ve hazırlayacağız. Burkan dahil. Orada oynatabilirim. Çünkü Beşiktaş'tayken orada da kullanmıştım. Şu an hiç var. Dance'i çok iyi gidiyor.
bulursak doğrusunu yerlisini alırız. Yoksa Hüseyin Türkmen var elimizin altında şu an itibariyle. Bir takım dalgalanmalar yaşasa da bu toprağın oyuncusu, buradan çıkmış bir oyuncusu. O da var elimizde. Bakacağız sürece. Teşekkürler. Oradan bir parmak kalkmış mıydı? Var mı? Nurgül Hanım. Hocam öncelikle tebrikler. Bir adım daha, önemli bir adım atıldı bugün. İlk atakta gelen güzel bir gol vardı. Ardından 2 ve 3 kaçınca sanki takımda biraz da hani stres mi oldu futbolcuların üzerinde? Yani yoğun taraftar desteği de önemliydi aslında. Burada taraftarın da kaçan gollerden sonra bir uğultusu sanki böyle futbolcularda bir stres oluşturdu. Ama tabii uzun maratonda 1-0 da olsa sonuca giden bir takım var. Bundan sonrası için nasıl olacak, ne öngörüyorsunuz hocam? Şampiyonluğa giden yollar hep zor ve meşakkatli, dikenlidir. Her maçı çok böyle iyi oyunlar oynayarak bunu dünyanın en iyi takımları bile yapamıyor. Şu anda Trabzonspor'un Avrupa'da maç ortalamada, puan ortalamasında da en yüksek yerde. Maç kazanıyorsun. 3-0'a da bir 3 puan veriyorlar, 1-0'a da veriyorlar. Oyunun içindeki detaylar belirleyici. Oyun artık herkesin oyuncu kalitesi var ve oyun organizasyonları artmaya başladı ligde. Antrenör kalitesi yükselmeye başladı. Herkesin planları var. Onun için Kasımbaşı o yüzden tebrik ediyorum. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bugün hocalarıyla iyi şeyler yapıyorlar. Başakşehir Emre Belezoğlu ile iyi şeyler yapıyor. Hatayspor aynı şekilde yapabiliyor. Yani oyun için Alanyaspor yapıyor. Artık herkes oyun planları ve oyuncu kalitesi var. Planların içinden konuşmak daha doğru olabilir. Her maç zor olacak. Bundan sonra da öyle olacak. Hamsik'in sakatlığını soracaktım. Durumu nedir? Önümüzdeki hafta forma girme şansı var mı? O olabilir. Son ana kadar bekledik onu bir gün evvelde. Kalfta ağrısı var. Çok az bir ağrısı. Onu rahatsız ediyor. Koşu mesafesini şey yapıyor. Şu anda tedavisi devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta olur. Bütün arzumuz, isteğimiz o. Ondan başka bir oyun. Onsuz başka bir oyun. Bu oyuncu belirliyor bazen oyunların içindeki detayları. Başarı. Arkada yok başka sanırım. Turgay Bey siz mi soracak mısınız? Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Trabzonspor deplasmanına bu sezon gelen takımlar içerisinde Bordo Mavileri en fazla etkileyen takım Kasımpaşa Spor'dur diyebilir miyiz? Burada oynadığımız içerideki maçlardan biliyorsunuz. Yani çok böyle dönüp baktığımda evet Kasımpaşa bu çıkışı evet dediğim gibi yani zor bir takım yüksek koşu mesafesine sahip ve oyun planları da var. Hem savunmada hem hücumda. Bunu net bir şekilde bugün gördük. Geçen sene Çağdaş Hoca ile Alanya Spor'da o dönemde bizi burada yendiklerinde oyun planları olan bir takımdı. Onun için şu andaki mevcutta baktığımda evet diyebiliriz. Dediğim gibi herkesin planları var. Oyunlar zor. Onun için her maç kolay olmayacak. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Haftaya tekrar taraftarımız aynı şekilde 12. oyuncu olarak sonuna kadar sabırlı bir şekilde bu oyuncularımıza destek olarak sabır göstererek lütfen bu şekilde yapmaya devam etsinler. Teşekkürler. İyi akşamlar.